Ebu Musa radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saçı sakalı ağarmış Müslümana, Kur'an'ı usulüne göre okuyan ve ahkamıyla amel eden Kur'an hafızına ve adil hükümdara saygı göstermek Allah Teala'ya duyulan saygı ve tazimden ileri gelir. Allah'a saygının üç göstergesi var. Biri saçı sakalı ağarmış Müslümana saygı göstermek. İki Kur'an'ı usulüne göre okuyan ve ahkamıyla amel eden Kur'an hafızına saygı göstermek. Üç adil hükümdara saygı göstermek. Hadisin açıklamaları Müslüman olarak yaşadığı bir ömrün sonlarına gelmiş, saç sakalı ağarmış olan kimselere saygı göstermek hem insanlık hem de İslamlık vazifesidir. Hadisimiz böyle bir davranışın kaynağını Allah saygısı olarak belirtmektedir. Yani bu Allah saygısından kaynaklanıyor. Hadisimizde Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olan hafızlara hürmet göstermek de aynı şekilde değerlendirilmektedir. Bu kaynağın kaynağın Allah saygısı olması bunun değerini daha da artırıyor. Demek oluyor ki içlerinde Allah'a karşı saygı duyan insanlar yaşlı insanlara ve Kur'an hafızlarına da saygılı davranırlar. Adil idarecilere saygılı davranırlar. Demek bu davranışın kıymeti de artmış oluyor. Ancak hafızların okuyuşlarında aşırıya kaçmayan, haddi aşmayan, Kur'an okumaktan ve hükümlerle amel etmekten uzak durmayan kimseler olması şart koşuluyor. Tecvid kurallarını uygulamakta mübalağaya kaçan, manayı düşündürmeyecek kadar süratli okuyan, kıraati muskiye boğan hafızlar ile hıfzını unutan ve öğrendiği Kur'an ile amel etmekten kaçınan hafızlar bu hükme dahil değildirler. Tam burada onlara bir mesaj, kuvvetli bir mesaj var. Kur'an'ı usulüne uygun olarak okumak ve hükümlerle amel etmek esastır. Bu sebeple seni amelden men etmeyecek şekilde ilim ile, ilim öğrenmekten alıkoymayacak şekilde de amel ile meşgul ol denilmiştir. İlim ve amelin dengesini sağlıyor. Seni amelden alıkoymayacak şekilde ilimle meşgul ol. Yani ilimle meşgul oluyorum diye amelden geri kalma. İlim öğrenmekten alıkoymayacak şekilde de amel ile meşgul ol. Yani devamlı amelle meşgul olup ilme vakit bulamazsan bu da yanlış. Ya biz ilim öğreniyoruz diyerek amele imkan bulamazsan bu da yanlış. Üçüncü olarak da adaletli hükümdara gösterecek saygının Allah'a tazimden ileri geldiğine dikkat çekiliyor. Mümkün olduğunca adil olmaya çalışan yetkililer bu dikkat ve tavırlarından dolayı saygıya layıktırlar. Yoksa 40 yılda bir adil hareket edenler değil. Devamlı adil olmaya çalışanlar. Hadisimizin saydığı sıfatları taşıyan yaşlı kimselere, hafızlara ve hükümdarlara hürmet göstermek, onların taşıdıkları güzel sıfatların toplumda yaygınlaşmasını teşvik anlamı taşır. Marifet, iltifata tabedir. Onlara iltifat edilince o davranışlar toplumda yayılacak, gelişecek demektir. Allah Teala'nın muradı da insanlar arasında güzelliklerin yayılması ve hakim olmasıdır. Olgunluğun işte ilmin, hafızlığın, adaletin yayılması. Bu sebeple konuya gösterilecek dikkat Allah Teala'ya karşı duyulan saygının dışa vurulmuş hali demektir. Hadisten öğrendiklerimiz Allah saygısı yerinde olan kimseler yaşlı Müslümanlara, Kur'an hafızlarına ve adil yöneticilere, idarecilere hürmet gösterirler. 2. Aşırıktan kaçınıp orta yolu tutmak her zaman ve her alanda övgüye layık bir harekettir. İtidal 3. Toplum kesimleri arasında saygı bağlarının kopması, Allah-u Teala'ya karşı beslenmesi gerekli saygının kalplerde etkinliğini kaybetmiş olmasının sonucudur. Büyüklerin büyüklere saygı göstermemesi, alimlere saygı göstermemesi, idarecilere adil idarecilere saygı göstermemesi demek ki insanlarda Allah saygısının, takvanın kalmadığının bir göstergesidir. Yaşlılara saygı haftası düzenleyenlerin insanlara önce Allah'a karşı saygılı olmayı öğretmeleri gerekir. Yaşlılar haftası, yaşlılara saygı haftası veya günü, anneler günü, babalar günü, yani bir günde sadece onlara bir çiçek verip sonra unutmak değil. Bunu diyor kalplere ekmek lazım. Bunun köklerini kalplere iyice yerleştirmek. Kalplere Allah korkusunu yerleştirmek. Ve Allah korkusundan dolayı da bu saygının devamlılığını sağlamak gerekir. E, bu toplumda yaşlılara, alimlere ve idarecilere karşı saygının devamında bu şekilde sağlamak gerekir.